Ulan Koray, yaptığın işe bak oğlum ya. Ben bu çocuğa bir şey öğretemeyeceğim. Ay Allah'ım ya. Koray! Koray! Lan! Kanka müzikten duymamışım ya, kusura bakma, ne oldu? Elinin körü oldu. Oğlum ben seni adam edemeyecek miyim ya? Abi ne yaptım yine ya? Bak! En azından ne yaptığının farkındasın oğlum, bak bu da bir şeydir. Oğlum, siz sahne çekerken Kelvin derine bakmıyor musunuz hiç? Sahne renk yemiyor lan. Yakışıyor mu buranın vizyonuna böyle siktir boktan hatalar? Abi dikkatimden kaçmıştır. Yoksa bakıyorum tabii ya. Çözerim ben. Ne yaparsın ne yaparsın? Oğlum sana sahne renk yemiyor diyorum lan. Sen kalkmışsın bana çözerim diyorsun. Kafa mı buluyorsun oğlum sen benimle? Abi neleri düzelttim ben ya. Kalk! Çok bir iş yapmış gibi yatmışsın bir de oraya. Zaten elin işte gözün oynaşta diye uğraşıyoruz oğlum bunlarla. Bak ben sahne çekmeye gidiyorum içeriye. Geldiğimde komple burayı bitirmiş ol. Tamam abi. Ulan harbiden nasıl düzelteceğiz bunu ya? Kalk lan kalk. Geç yan tarafa. İkimiz de biliyoruz bir boka yaramayacağını. Kanka sen halledersin ya. Ya nasıl düzelteceğiz oğlum bunu? Kurgu kaldı elimizde. Ben de bir boka yaramayacağını bildiğim halde niye seni çağırıyorsam buraya? Ne olacak şimdi abi? Ne olacak işte oğlum, gene iş çıkardın başıma. Baştan çekeceğiz bu sahneyi. İnşallah sonra çıkarmaz sanatçı ya. Ya ah oğlum beni nelerle uğraştırıyorsun be Koray. Ne oldu lan? Piyango mu vurdu oğlum? Gerçi sen onu da beceremezsin de. Aptal şansı falan. Vurmuştur belki. Kanka ya. Bir kız var da. Çok tatlı. Ya lan bırak. Taş gibi karı desene sen şunu. Tatlıymış. Söyle hadi söyle. Kanka hazır işte durdu. Şu anlık bir işimiz yok. Sen de çok stresli oldun be abi. Kasma bu kadar. Ben kasmazsam kim yapacak lan bu işleri? Bu kızın da çok güzel arkadaşları var. Ya ben nelerle uğraşıyorum, sen neyle uğraşıyorsun oğlum ya? Bu gece gelirlerdi yani. Allah Allah, takılalım diyorsun yani. Göster lan şu arkadaşını bakayım. Of, güzel olmaz mı be abi? Baksana şuna, lokum lokum. Oğlum bir dur, kızı ikna edeceğim diye ne yapışıyorsun lan kıza? Ya işte heyecanlandım kanka. Simay'la bayağıdır konuşuyoruz Instagram'dan. İlk kez canlı göreceğim. Ya oğlum o kız sana bakmaz da sonra diye. Gene rezil olan sen olacaksın. Bak bir daha da böyle bir şey yapma ha. Tamam kanka. Ben bir bakayım içecek bir şeyler var mı? İçeriği de toparlayayım. O sırada ararım kızı. Abi ekipmanları dizdim. Diğerleri çıktı. Ben de kaçıyorum. Selim ekipman odasında ekipman diziyor. Yok abi çıktı. Valla ben yanlış gördüm. Neyse Yusuf'un tutma belada eyvallah. Tamam abi görüşürüz. Alo. Güzelim. Ben daha fazla sensiz yapamayacağım. Gamze'ye de al akşam bizim platoya gelin hadi. Koray Bey biraz hızlı gitmiyor musunuz? Yani Gamze bugün Hazan'la olacaktı. Onu da alsın. Hep birlikte gelin. Sevgilisi de gelsin o zaman.
Altıda takılalım. Bak kırma beni. Hazırlık yapmaya başladım bile. Hem Plato'yu da görmüş olursun. Bakarsın sana buradan işte çıkartırız. YouTube işi falan da yapıyoruz. Beğenirsen stüdyo senin bebeğim. Keyfine göre. Bütün teklifleri sıraladın. Sanırım hayır diyemeyeceğim. Tamam, kızlarla konuşup sana haber vereceğim. Çav. Çav. Peki çav. Gördün mü kızım? Yalnız dediğin kadar malmış bu. Gör bak, ben nasıl yiyeceğim daha bu malı. İyi kanka, ben de ortağını yerim o zaman. Tabii kızım. Yalnız benim harbiden Azal'ın yanında kalmam lazımdı bu gece. Rahat olsan, ben ikna ederim o kızı. Süper. Kalk hadi, hazırlan, bana bak sen. Ne oldu lan, ekildin mi yine? Yok kanka, kesin gelecekler. Ama yanlarında bir çiftler. Onlar kim oğlum, başımıza iş açmasınlar ya. Sıkıntı yok kanka ya, arkadaşlarım. Sen de ortamı hazırla, müzik falan anlarsın ya. Aa, emriniz olur Koray Beyciğim, siz nasıl isterseniz tabii, hemen. Geliyorlar kanka, geliyorlar. Tamam bir anladık. Ne salak bu çocuk ya. Bakalım bu gece başımıza ne işler gelecek. Aşkım. Hı. Bizim ne işimiz var burada? Niye geldik? Bir abimi göreceğim. Uzun sürmez. Eğersin hemen çıkar gideriz. Ya hem fena mı oldu? Evden çıkaramıyorum seni. Biliyorsun, kendimi iyi hissetmiyorum. Evden uzaklaşınca bir yer unutuyor gibi hissediyorum. Saçmalama gülüm ya. Kimden? Sıma yazmış. Gamze'nin arkadaşı mı? Evet. Ne alaka? Siz yakın mısınız o kadar? Ne diyor? Akşam Gamze ile ikisi erkek arkadaşlarının hapsine takılacaklarmış. Niyeyse bizi de çağırıyorlar. Ne yapacağız orada, gitmeyiz. Ben de eve geçeceğim zaten. Yo, niye gitmeyelim? Geliriz desen. Aşkım yani, sen de bir gün de olsa hayata dön. Bak birlikte de bir şey yapmıyoruz. Değişiklik olur yani. Yoksa benim için fark etmez. Aferin lan Yusuf. Tam istediğim gibi bulmuş herif. Thank you.
halin ne? Yokmuş abi. Lan Betim benzin atmış. Vallahi bir sıcak suç yaptı galiba. İyi, geliyorlar mı? Kim abi? Oğlum sen salak mısın ya? Biz sabahtan beri ne konuşuyoruz Koray? Aa evet abi evet. İyi, onlar gelmeden ben de bir duşa gireyim. Gir abi. Gelmese miydik aşkım ya? Ne işimiz var, tanımıyoruz etmiyoruz bu insanları. Olsun yavrum ya. Azıcık insanların arasına karış. Yeter kendini eve kapattın. Hem bakalım kimmiş bu adamlar, neyin nesiymiş bir görelim ya. Hayır, sen de neye bu kadar heveslisin ki anlamadım. Yok yani hayatım, kardeşlerimizin takıldığı adamları tanıyalım. Malum devir kötü, başlarına bir iş gelmesin. Hareketli bir şarkı abi ya. Ulan gelen kızlar umarım bu hazırlar ya. Değmez olur mu kankam benim be? O saçlar, o gözler, o dudaklar. Ya oğlum takılmayı biz de seviyoruz da. Bunlar her önüne gelenle takılan tiplerden değil değil mi? En tilti olduğum şey millet para için kendini satıyor lan. Yok be abi. Aha geldi. Geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Gamze var. Hazan. Kolay gelsin. Selam. Caner abi. Buyur geç kardeşim. Şöyle geçin buyurun. Biz çerezlerle çiçekleri getirelim. Siz keyfinize bakın. Oha Simay, nereden buldun bu çocuğu? Yalnız burası onların ofisi ise güzel yönelik bu herifler. Baksana kaliteli bir yere benziyor. Ay Gamze, adamları tanımıyorsan yeme derdine düştün. Ne peşinde olacağım kız başka? Onlar bu kadar hazırlığı bizi yemek için yapmadılar mı? Niye sustun? Bilmediğin bir şey miydi bu? Of Gamze, ben adamı kullanıp fenomen olma yolunda ilerleyeceğim. Takılmak çok da önemli değil yani. Saf olma kızım. Kolay yoldan paraya ulaşmak varken. Neyse. Burası sizin mi abi? Koray'la bizim. Ortağız. Güzel mekanmış. Sağ ol kardeşim. Bir şey soracağım. Siz şimdi tam olarak ne iş yapıyorsunuz burada? Ünlülerin klipleri çekiliyor burada. Yani Instagram'da gördüğüm kadarıyla. YouTuber'lar da geliyor video çekmeye, değil mi? Öyle öyle. Ama ünlü olmaları şart değil. Alkol içmek istemeyen var mı? Aslında ben. Bozma ortamı işte. O zaman koyuyorum herkese. Yok mu mesleğiniz? Gençler. Herkes kendi halinde. Hadi birlikte bir şeyler yapalım. Gamze otur, saçmalama. Ne yapacağız Allah aşkına? İyiydik böyle ya. Bana fark etmez arkadaşlar. Vallahi misafirimizin canı sıkılmış. O ne derse onu yapacağız bu akşam. Birlikte bir şeyler yapalım işte. Ya oyun falan oynayalım mesela. İyi fikir de ne oynayacakmışız? Birbirimizi daha yakından tanıyabileceğimiz oyunlar. Vallahi beni yanlış anlamayın da arkadaşlar. Kızlı erkekli alkollü bir ortamda oynayacak tek bir oyun vardır.
Lan ne adamsın ya. Olur olur oynarız. O neymiş hayatım? Şişe çevirmece işte. Yani aslında mobil oyunlar da var. Grup oyunları falan. E bari öyle bir şey oynayalım. Ya bu kafayla kim onlarla uğraşacak hayatım? He? Antik kutlu şeyler çıkarma bizim başımıza ya. Aynen ya, hepimiz indireceğiz de bilmem ne. E iyi madem. Dümdüz oynayalım o zaman bildiğimiz gibi. Dekorun yanındaki masaya geçelim, daha rahat ederiz. Aynen, hemen hazırlayalım bro. Lavabo ne taraftaydı? Şuradan sağdan hemen ilk kapı. Ben de bir su alayım abi ya. Mutfak neredeydi? O da hemen onun yanında. Sana ne bundan? Hem sen kimsin ki bana hesap soruyorsun? Orospu seni. Bana orospu diyene bak. En büyük orospu sensin lan. Götün başın ayrı oynuyor. Yemediğin bok kalmadı. Şu kızı kaç kere aldattın? Aldattıklarımdan birisi sensin salak. İki taşı bir lavuk önce hemen ağzını suya attı. Ne çabuk unuttular şimdi. Yavrum su dökmem gerekti de bu Gamze Hanım'ın da tuvaletten çıkacağı yok anasını satayım ya. Gel biz gidelim, ben sonra gelirim. İyi peki, sen bilirsin. Gerizekalı ya. Göstereceğim ben sana. Acaba sizin sevkiniz mi Serkan Bey? Neyse, sen de benimle geliyorsun. Gamze, sen nasıl o taraftan çıktın? Tuvalette değil miydin? Tuvaletteydim de. Bu tarafa doğru geliyorken koridordan bir ses geldi. Hani birim sesleniyor, bir bakayım falan derken kayboldum ya. Çok büyük bir yermiş burası. Öyledir, neyse. Evet, şişe getirmemiş miydin yavrum sen ya? Koydum. Buradaydı. Yo, getirmemişsin. Ya getirdim. Sonra senin yanına geldim bara. Sen bardakları alıp geldin. Görmedin mi beni?
gördüm güzelim de şişe koymamışsın sen buraya. Ay saçmalama Koray, getirdim diyorum. Siz mi aldınız, bir yere koydunuz? Yo, Koray'dan hemen sonra biz geldik. Burada şişe falan yoktu zaten canım. Sen aldın değil mi Koray? Bir tarafa sakladın, şaka yapmak istiyorsun hep birlikte gülelim diye. Yok be, ne şakası? Tamam Simay, getirdim sanmışsındır, getirmemişsindir. Ben gider alırım şimdi. Suda içeceğim zaten. Şişe ne taraftaydı? Bar bölümünden alabiliriz. Yalnız arkadaşlar, böyle güzel bir ortamda dikkat dağıtıcı unsurlar istemiyorum. Asıl kardeşim? Ya şu telefonları bir toplayalım ya. Herkes burada olsun. Çektim. He olur kardeşim, bana fark etmez. Benim tüm dikkatim bu ortamda zaten. Bana uyar kanka. Ben odadan torba gibi bir şey alayım o zaman. Al işte bana burada koyacak şey. Onu nereye koyacaksın hayatım? Şu locker dolaba koyarız. Saçma sapan işler ya. Salağın çağırdığı insanlar bu kadar olur zaten. Serkan! Ağzına sıçayım, aklımı aldın be oğlum. Ya bulmuşsunuz işte, ver şunu. Ya salak saçma işlerle uğraştırıyorsun lan bizi. Niye öyle diyorsun abi? Eğlenmiyor musun? Ya yani öyle çok da değil. Yoksa kızımı vermedi. Ya önüne gelene veren bir tip belli oğlum. Ne işim olur lan benim yosmalarla? Sanki bu zamana kadar takıldıklarım çok kaliteliydi be abi. Sen işini gör, gerisini siktir et. Kullan at. Bana gelmiş. Sen geç içeri, ben bir mesaj atıp geleceğim. Tamam. Doğruluk mu, cesaret mi? Doğruluk tabii ki. Sakladığım bir sırrı söyle. Aa, bak bunu ben de çok merak ettim. Hazal ser verir, sır vermez. Benim öyle gizemli bir hayatım yok çünkü. Ama kardeşimin intiharına sebep olan birinin olduğuna inanıyorum. Her kimse onu bulduğunda öldürebilmek için silah satın aldı. Bunu kimse bilmiyor. Dur. Bilmiyordum. Üzüldüm. Oh be, nihayet. Sen söylemeden ben doğruluk diyorum. Peki, açık açık soruyorum o zaman. Buraya geldiğine göre beni beğendiğini düşünüyorum. Yanılıyor muyum? Yani beğeniyorum. Aa, lise dizisine çevirmeyin canım ortamı. Birazdan kendisi ne yapacak göreceğiz. Bir şey mi dedin birader? Yok abi, yok bir şey demedim. Cesaret. Sakin ol canım ya. Neyden korktun bu kadar? Ne saçmalıyorsun kızım? Neyden korkacağım? Ne oluyor Caner? Kendine gel. Ayrıca sen ne ima ediyorsun Gamze? Bir şey yok aşkım ya. Tamam, doğruluk olsun. Bizim kimseden çekinecek bir şeyimiz yok. Emin misin Caner? Gamze, bildiğin bir şey varsa söyle. Evet ya, buyurun Gamze Hanım. Neyi ima etmeye çalışıyorsunuz? Hiç illegal bir şey yaptın mı?
Yani mahalle çocuğuyuz sonuçta. Ufak tefek şeylerimiz olmuştur. Ama kimseye zarar vermeyecek şeyler. Ay tamam. Çocuk verdi cevabını. Aynen. Devam. Doğruluktan devam ediyorum. Senin cesaretin anca sanalda zaten. Sen beni tanıyamamışsın. Vazgeçtim. Cesaret. Oo, çok iddialı. Her zaman. O zaman striptiz yap da maharetlerini görelim. Tabii ki. Der müziği. Kadar yeter. Bence de yeter. Hat doyumur da bitsin. Koray. Ver şuna bir bakayım. Ben de gidip bir içki alayım. Abi ne oluyor sana? Asıl size ne oluyor? O bakışmalar, dokunmalar ne öyle? Hiç yakışıyor mu sana? Ne saçmalıyorsun kardeşim? Abi diyorum ki benim konuştuğum kızla neden flörtleşiyorsun? Kankacığım sen iyi misin? Ne flörtleşmesi? Hazal hariç diğer iki kız bizi ayakta sikmeye çalışıyor lan. Simay hakkında düzgün konuş abi. Oğlum kız bana dokunarak dans etti. Gördün. Ben hiçbir şey yapmadım. Bugün bana yarın sana. Onlar için hiçbir şey değişmiyor oğlum. Amaçları bizi kullanmak zaten. Bizi aptal yerine koyuyorlar lan. Simay amaçla dokunmamıştır. Kankacığım gözünü aç. Kız ünlü olmak istiyor. Dolayısıyla seni kullanmak zorunda. Lan diğeri de sen yamyam zaten. Para versen burada verecek bana. Ha sen ha ben. Onlar için hiçbir şey değişmiyor. Öyle mi diyorsun? Maalesef öyle oğlum. Ben bunların ciğerini bilirim. Ne yapacağız peki? Kovalım gitsinler o zaman. Yok. Onların maskelerini düşürmeden, rezil etmeden buradan göndermek yok. Sen de çok fenasın abi. Hak ediyorlar kardeşim. Bak sen de gözünü aç. Biz kardeşiz ha. İki kevaşenin bizi birbirimize düşürmesine izin verme lan. Kusura bakma be abi. Gel lan buraya. Ne oluyor? Gamze ile o atışma neydi öyle? Bir açıklama yapacaksın herhalde. Ne diyorsun kızım ya? Neyi sorguluyorsun sen? Ya hadi bir git kafa açma ya. Bana bak. Düzgün konuş benimle yoksa... Yoksa ne? Yoksa ne? Ayrılır mısın benden? Şu hale bak. Serseri. Sen benden de delisin lan. Sen ayrılmıyorsan ben ayrılıyorum lan. Deliymiş. Keşke deli olsaydı. Böyle ruh gibi duran kardan daha iyidir amına koyayım ya. Siktir git Caner. Karıya bak amına koyayım ya. Ay ne oluyor Gamze anlamadım ya. Herkes bir tuhaf. İçkide mi bir şey vardı? Kızım bana yapma bari ya. Çok iyi düşürdün ikisini birbirine. Düşürdüm değil mi? Yani ben biraz kıskandırayım dedim ama fazla mı abarttım acaba ya? Böyle iyi. Böyle daha kıymetli oluyorsun. Öyle tabii.
bir şey yok. Sakin ol, bir şey yok. Beyim lan niye çalık attın öyle? Bu sabah getirttim aynayı. Temizlenmedi daha, üzerinde lekeler var. Yüz gördüğünü zannetmişsindir. Ya bir şey yoktu gerçekten. Ben yanındaydım. İçkiyi fazla kaçırdın sanırım Simay'cığım. Geçti. Yavrum geçti. Sinirlerim bozuldu sanırım. Kusura bakma. Benim de bozuldu. Neden anlamadım. Gel de bir su vereyim sana canım. Gel. Ne oldu abi? Oğlum bu sabah bu aynayı buradan kaldırmıştım. Nasıl geldi buraya? Lan ben de onu sorguluyorum işte. Nasıl geldi bu ayna buraya? Bilmiyorum, ben dokunmadım bile. Oğlum bir ibnelik dönüyor lan burada. Bunlar mı bir şey karıştırıyor anlamadım. Bu aynayı da sevmedim. Neyse sen kızın yanına git. Hazal, iyi misin? Değilim. Ama olacağım. Hava alabileceğim bir yer var mı? Tabii şurada, soldaki kapıdan çık bak, orası balkon. Tamam, sağ ol. Bir sigara uzatır mısın? Gelmemi ister misin? Yok. Yalnız kalmaya ihtiyacım var. Teşekkür ederim. Hayatım sakinleş artık. Bak hiçbir şey yok. Tamam. Daha iyiyim. Ama yani... Aması falan yok. Çok içtik. Ondan herhalde. Olabilir. Böyle yalnız kalabileceğimiz, baş başa olabileceğimiz bir yer yok mu? Olmaz mı? Gel gel. Serkan lavuğu Azal mı yapışıyor amına? Bir dakika ya. Sen Azal'ı mı kıskandın? Mesele Azal meselesi değil kızım. Mesele racon meselesi. Neyse siktir et. Kafası güzeldir. Yani bir erkek benim gibi bir kadın duruyorken Azal gibi birine mi bakacak? Neden? Nesi varmış Azal'ın? Baksana sevgilisi bile önce bana bakıyor. Kızım herif anladı seninle mal olduğunu. Ne yapsın senin gibi varışı ha? Biz de varış mahallemizden çıkamadığımızda yani. Kes be. Bana varış diyene bak. Mahalle soytarısı. Sen önce git de şu kızın gönlünü al. Aptal. Elindeki tek mal varlığını. Parası olmasa katlanır mıydın bugüne kadar? Doğru diyorsun. Ama bundan sonra onun iki kuruşunu yemekle uğraşacağım ha. Gider şerefimle gasp yaparım, daha iyi amına koyayım. Hangi şerefle? Bak git şu durumu düzelt, beni de yakacaksın. Oyunda konuyu sen açtın. Kızı da sen uyandırdın. Ben daha uğraşamam ruh hastasıyla. Ne demek uğraşamam ya? Senin her altını biliyorum. Git şu durumu düzelt Caner. Ben arkadaşımı çok seviyorum. Onun da üzülmesini istemiyorum diyorsan... bir kere de onun için vereceksin bana. Sen yaparsın o adiliği. Alışıksın sen. Yeter artık, sus. Defol git şu kız kendini atmadan. Bunu tamam olarak kabul ediyorum. Hadi ama yavrum ya. Gereksiz uzattın. Ne istiyorsun Caner? Tabii ki seni. Bizim bu hayatta birbirimizden başka kimimiz var? Sen benim hiçbir şeyim değilsin lan. Susuyorum diye sen beni salak mı sandın?
Sadece görmek istediğim kadarını gördüm hep. Sen beni sevmiyorsun oğlum. İşin gücün para. Benim evimden, altındaki arabadan, girdim bu ortamlardan faydalanmak için götümde dolanan bir hiçsin sen. Daha fazla ayak bağı olma şimdi. Gamze! Simay? Oynatacaksın değil mi? Hı-hı. Söz verdiğin gibi videolarımı çekip YouTube kanalında da paylaşacaksın değil mi hayatım? Evet hayatım. Ses neydi lan? Çeksek. Bilemiyorum ki aşkım. Çekim olabilir yarın. Bana bak. Kandırıyor musun lan sen beni? Dur kız sakin ol.
Bize söz ağızdan bir kere çıkar. Peki. En erken vakitte diyelim o zaman. Şu ünlü adamın klibi vardı ya aşkım. Dur. Onu da ikincisinden sonra mı konuşsak? İkincisi diyorsun. Bana uyar. Nereye? Kondom kalmamış. Yandan alıp geliyorum hemen. Bekle beni bebeğim. Çabuk gel. Bütün meseleyi anladı amına koyayım. Epo Gamze orospusu yüzünden. Kim var orada? Ne vardı Azal? Bir yüz gördüm Caner, çok korkunçtu. Tamam şişt, gel otur şöyle gel. Gel otur şöyle tamam. Bekle bir su getireceğim sana. Aşkım iyi misin? İyiyim. Dengemi kaybettim bir an. Tamam canım. Ben üstümü giyeyim. İkincisi? Sonra yaparız. Aptal. Aşkım biraz daha iyi misin? Aşkım deme bana. Tamam. Ne oldu anlat hadi. Sen gittikten sonra bir ses duydum. Arka tarafa doğru gittim. O az önceki ayna oradaydı. Sonra? Sonra karanlıktan misketler gelmeye başladı. O korkuyla feneri oraya doğru tuttu. Bir yüz gördüm Caner. Ama insan yüzü gibi değildi. Yok artık Azal ya. Yemin ederim ki Caner. Sen bugün haplarını almadın mı? Bana deli muamelesi yapma Caner. Git kendin bak istiyorsan. Tamam gidip bakacağım. Ne varmış orada? Şerefsiz. Git de orada geber. Kim bilir beni Gamze ile kaç kere aldattın. Siz göreceksiniz. Göreceksiniz. Bakalım ne yapmış. Karardan ruh hastasındasın Satin ya. Aksana hiçbir şey yok. Benim acil bundan ayrılmam lazım. Yoksa ben beni kıtır kıtır kesecek. Tatil oluyor.
Geldim. Açıklayabilirim. Neyi açıklayacaksın lan orospu çocuğu? Bizi mi işarlayacaktın lan pezevenk? Hayır tabii ki. Ne hayır lan? Simay sakinleş. Sakinleş lan. Sileceksin. Sileceksin. Öldürürüm lan seni. Siz çabuk. Sil onları. Sil dedim hadi. Abi biz ne yaptık? Oğlum salak mısın lan sen? Oğlum bu işte bizim başımız yanar. Bu tiplerin hiçbiri normal değil oğlum. Abi biz masumuz. Bize inanırlar. Koray ya ne işten açtın oğlum başımıza? İndirelim çocuğu şuradan yasak. Hayır hayır bırak. Parmak izin geçer oğlum. İhale bize kalır lan. Serkan aslında sana bir şey diyeceğim. Söyle. Sabah ofise geldiğimden beri çok tuhaf şeyler oluyor. Ne gibi oğlum? Yani aslında az önce çok tuhaf şeyler yaşadım. Bunun aynı şekilde. Baksana şu çocuğun gözlerine. Bembeyaz. Böyle bir şey mümkün mü? Değil. Ne yapacağız? Bana bak Koray. Çok sakin olmamız lazım. Az önce stüdyoda ben de çok garip şeyler yaşadım. Bundan daha kötü. Ne yaşadın abi? Müzik stüdyosunun camlarında kanlar vardı. Siktir. Diğer kız da ortada yok. Oğlum bu gece burada bir şeyler dönüyor. Ama ne olduğunu anlamadım. Bu salaklar yüzünden olmadı. Ama bizim güçlü olmamız lazım. Onlara karşı daha güçlü olmamız lazım. Daha akıllı hareket etmemiz lazım. Yoksa biz de bok yoluna gideriz oğlum. Neden? Lan sen salak mısın? Bu mekan bizim amına koyayım. Anladım abi. İyi. Şimdi kendini topla. At şu korkuyu üstünden. Tamam abi. Kızların yanına gidelim bence. Bence de. Thank you.
Ölmüş mü? Yok. Ölmemiş. Adam kendini asmış lan, o nasıl soru? Tamam abi, sakin. Gamze nerede? Bilmiyorum. Aradım aradım, bağırdım, yok. Hazal'ı da yalnız bırakmak istemedim. Koray, kalk git benim ofisten telefonları getir. Ne ofisi abi? Oğlum, telefonları çekmeceye koyduk ya. Yok abi, şuraya dolaba koydum ya. Sen benimle taşak mı geçiyorsun lan? Oğlum, telefonları toplamak için odaya gittim. Torba aramaya. Peşimden sen geldin sepette telefonlarla. Çekmeceye koydum ya oğlum. Bir dakika, bir dakika. Ben mi geldim? Abi sen hayal mi gördün? Sen giderken ben sepet buldum burada. Telefonları alıp şu dolaba koydum. Kalk göster lan şu telefonları. Tamam, gel. Buradaydı abi. Vallahi billahi buradaydı. Oğlum. Yok işte lan. Yürü buraya. Yemin ediyorum hepsi buradaydı. Ne oluyor lan? Bu beni bulduğum sebepti. Ama ben buraya hiç gelmedim. Nasıl oluyor bu ya? Siz bizimle oyun mu oynuyorsunuz? Ne oyunu Azal? Senin erkek arkadaşından çıktı bu fikir. Bizden mi çıktı sanki? Onun erkek arkadaşından çıktı ama telefonları da siz topladınız. Gerçeği söyleyin. Bizimle oyun mu oynuyorsunuz? Belli ki öyle. Yürü Simaş. Yok mu o tarafta? Hayır. Nereye kayboldu? Geldiğimizden beri bir şeyler dönüyor bu ofiste. Asıl siz geldiğinizden beri dönüyor. Uzatmayın da Sima'yı bulup çıkalım buradan. Caner'i ne yapacağız? Orada öyle kalamaz. Bu durumda o şerefsizi mi düşüneceğiz? Gamze de yok zaten. Boşuna aramayın. Nasıl yani? Abi söylesene. Ne biliyorsun Serkan? Olaylar başlamadan önce bir ses duydum. Müzik stüdyosundan geldi. Odaya gittim. Cama kan sıçramış. Panikle temizledim onu. Caner'i de öyle görünce anladım, Gamze'ye de bir şeyler olmuş. Böyle bir şeyi nasıl saklarsın bizden? Nasıl söylemezsin? Korktum, söyleyemedim. Başına bela almaktan korktun. Ben polise gidiyorum. Polise mi? Burada kimin başı yanar? Benim başım yanar burada. Ne diyeceğim ben polise? Stüdyoda paranormal olaylar mı oldu diyeceğim. İnsanlar bu yüzden öldü mü diyeceğim. Ha, onlar da bana inanacak öyle mi? Siktir. Allah kahretsin. Koray! Simay? Yük asansöründen geliyorsun! Simay! Simay! Neredesin? Yardım et Koray, aç kapıyı. Açıyorum abi, bekle. Abi açılmıyor. Aç, bir daha dene, bir daha dene. Abi açılmıyor, kısa devre yapın abi. Aşağıda kapıyı sabah çıktık. Anahtar da güvenlikte kaldı. Aşağı insek bile çıkamayız ki, otopark kapısı var. Kahret. Ah!
demek gitti. Nasıl çıkacağız buradan? Buranın anahtarı yok mu? Aslında olması lazım. Sen şu ekipman anasına bak. Ben de kapıyı açmaya çalışacağım. Sen burada kalıyorsun. Neden? Bu gece ne olduysa burayı siz getirdiniz. Bir de polise gideceksin ha? Saçmalama Serkan. Tamam, tamam aç, yapmayacağım öyle bir şey. Yeter ki sağ çıkalım şuradan, aç. Arkadaşların hepsi öldü. Neden en sona sen kaldın? Kes artık, çıkar beni buradan. Bu olayları çözene kadar buradan çıkmak yok. Lütfen, ne olursun beni buradan bırakma lütfen. Aç şu kapıyı Serkan. Serkan aç lütfen. Abla? Nihal? Dışı? Simay! (Gülüyor)
24-23. Bugün... Nasıl lan? Nasıl olur oğlum? Nasıl çıktı lan buradan? Hazal! Hazal! Neredesin? Çıkar beni buradan Hazal! Az önce beni buraya kilitleyen sen değil miydin? Bak, yemin ederim seni buradan çıkaracaktım. Yalan söyleme! Yalan söylemiyorum, yemin ederim. Olaylar bitene kadar sadece kimseye güvenmek istemedim. Neye göre beni yargılayabilirsin ki sen? Hayatımda daha önce hiç böyle bir olay yaşamadım. Lütfen. Lütfen inan bana. Ona inanma abla. Ona inanmıyorum ablacığım. Yalancı. Biliyorum ablacığım. Sen kimle konuşuyorsun? Tanıştırayım. Kardeşim Nihal. Hazal ne kardeş, orada kimse yok. Salak salak konuşma. Nihal benim kardeşim. Hazal senin kardeşin öldü. Sen söyledin. Ölmedi o. Hazal seni kandırıyorlar. İnan bana seni kandırıyorlar Hazal. Çıkar beni buradan. Hazal çıkar beni buradan. Bizi kimse kandıramaz artık. Yürü kardeşim. Gidelim. Hayır. Hazal çıkar beni buradan Hazal. Aman Allah'ım vuruyorsun. Çıkar lan beni buradan. Hazal seni kandırıyorum. İnan bana. Nihal. Canım kardeşim benim. Hazır mısın ablacığım? Ne için? Seni almaya geldim. Ne demek istiyorsun Nihal? Seni çağırıyorlar abla. Kim? Kim çağırıyor? Onlar. Onlar kim Nihal? Orada kimse yok ablacığım. Var ablacığım. O aynı bir kapı. Sen... Sen ölmemiş miydin? Öldüm abla. Ama sen her gece yanıma gelmek için ağlamıyor muydun zaten? Evet ablacığım. Evet. İşte ben de seni almaya geldim. Senin buraya gelebilmen imkansız. O kapıdan geldim dedim ya ablacığım. Seni almaya geldim. Hadi ablacığım gel. Sen Nihal değilsin. Benim kardeşim değilsin. Kimsin sen? Benim adım Afarit. Allah'ım sana şükürler olsun. Kanka ne oluyor ya? Yeah.
Kardeşim yatsın. Günaydın beyler. Günaydın abi. Yusuf. Gel buraya. Buyur abi. Hemen muayeneyi çöpe at. Neden abi? Bit pazarından alana kadar canım çıktı. Yusuf, sana şu aynayı hemen çöpe at dedim. Tam istediğin gibi işte abi. Yanlış mı aldım ki? Yusuf, hemen şu aynayı çöpe at. Eyvallah. İyiyim ben de abi. Elimdeki işleri bitirdim. Rahatım hafta sonu. İyi bari benim de son. Abi ne diyeceğim ya? Ne bakalım yumurtla? Ya bir senedir köpek gibi çalışıyoruz. Bir kaçamak yapalım be. İki gün kamp yapalım. Ne dersin? Hazır hafta sonu. Yaz geldi. Havalar mis. Ulan Koray. Normalde kabul etmem de. Dün gece çok yoruldum. Ofisten şöyle 2-3 gün uzak kalmak bana iyi gelecek. Aman çalış çalış nereye kadar? Giderim anasını satayım. Oo süper adamsın be abi. Nereye gideceğiz? Ava'ya doğru akalım. Olur uyar. Sen ekipmanlarla arabayı ayarla. Ben de şu kurguyu bitireyim. Kafamız rahat giderim. Tamamdır abi. Kanka, girsene sen de suya. Yok be oğlum, iyiyim böyle. Abi senin can niye sıkkın ya? Dün gece tuhaf bir rüya gördüm Koray be. Ne gördün? Ya, tuhaf tuhaf şeyler gördüm işte. Etkilendim biraz. Önemli değil. Unut gitsin abi ya. Keyif yapmaya geldik buraya. Lan oğlum Allah'ın dağında. Seninle baş başa ne keyfi be? Ya, bari sustu harbiden keyif yapalım. Ayıp ediyorsun kanka. Hem ben seni böyle bir yere... Baş başa, sap gibi bırakır mıyım hiç? Saçmalama lan. Vallahi geldiler bile. Koray, bak hayır dedim. Vallahi kusura bakma abi, böyle bir gün seks olmadan olmaz. Manyak mıdır nedir ya, gönder oğlum şunları hemen. Ben şunları alıp geliyorum. Ya oğlum nereye gidiyorsun, saçmalama Koray. Ya... Ya oğlum gel hemen şuraya be. Ulan gene geldiğime pişman etti be. Dur be abi, hemen geliyorum. Neyse, çadırları yeneyim bari. Abi, misafirlerimiz geldi. Hoş gelmişler. Merhaba. Ben Simay. Selam abi. Ben de Caner. Selam. Azal. Daha önce tanışmış mıydık?